Peki, kıymetli arkadaşlarım hoş geldiniz. 2020 yılında Milli Eğitim Camiası olarak yapmış olduğumuz çalışmaları sizlere paylaşmak için bugün bir araya geldik. 2020 yılında neler oldu, neler gitti, Karasu açısından neler yaptık, neler yapmamız lazımdı yapamadık, hedeflerimiz neydi, ne kadar tutturduk, bu durumları sizlere kısaca aktarmaya çalışacağım inşallah. Ortaöğretim grubumuzda başlayabiliriz. Ortaöğretimden yüksek öğretime geçişte başarı oranlarımız konusunda mezun öğrenci sayımız 686 öğrencimizi her yıl liseden mezun ediyoruz. Tabii bu arada şunu söyleyelim. %10'luk öğrenci dilimimizi her yıl merkeze gönderiyoruz. Değişik sınavda öğrenci alan okullarımıza, fen liselerimize, sosyal bilimler liselerimize gönderiyoruz. Onun haricinde kalan öğrencilerimizle de burada ilçemize devam ediyoruz. 686 öğrencimiz mezun olmuş, 519 öğrencimiz sınava girmiş, lisans kazanan bunlar içerisinde 76 öğrencimiz olmuş, ön lisansta kazanan da 112 tane öğrencimiz olmuş bu öğrencilerimiz arasında. Açık öğretimde 8 öğrencimiz var. Yüksek öğretim programı kazanan öğrenci sayısı 196 toplamda. Sınava girenlerin başarı oranı da 28,5 olarak bu yıl 2020 ÖSYM sonuçlarını bu şekilde almışız. Kısaca pekala bu yavrularımız, bu gençlerimiz nerelere yerleşmiş ağırlıklı olarak? Bu yıl tıp fakültesinde bir öğrencimiz var. Mühendislikte 8 öğrencimiz, mimarlıkta 2 öğrencimiz, eğitim fakültelerinde 9 öğrencimiz, fen edebiyatta 21, ziraatta 2, dil ve tarih coğrafya fakültesinde 2 ve bu şekilde toplamda 196 öğrencimizi yerleştirmişiz Karasu'cu olarak. Tabii bir grup öğrencimiz de tercihlerini yapmış fakat üst tercihlerine ulaşamadığı için hazırlanmayı denemiş. O çocuklarımız da önümüzdeki yıl inşallah daha iyi yerlere ulaşacaklarını tahmin edebiliyoruz. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş bilgileriniz bu konuda ilçe olarak oldukça iyi bir yerdeyiz. Bir çizgisi var Karasu'nun temel eğitimden ortaöğretime geçişte. O çizgisini burada da koruyor Karasu olarak. Bu yıl da korumuşuz. Merkez yerleştirmede 16 tane öğrencimizi Fen Lisesi'ne yerleştirmişiz. 7 öğrencimiz Anadolu Lisesi'nde. 15 öğrencimiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleştirmişiz. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1 öğrencimiz. Sosyal Bilimler Lisesi'nde 12 öğrencimiz. Toplamda 51 öğrencimiz merkezi yerleştirme yani sınavlı öğrenci alan bir okula yerleşmiş oldular. Tabii gönlümüz istiyor ki İlçemizde de bir sınavla öğrenci alan okul oluşturulması ve bu yavrularımızı her gün gitgellerle ve evlerinden uzaklaşarak bir eğitim almaları yerine kendi ilçelerine, kendi ailelerinin yanında kalmalarının doğru olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. İlçedeki bu eksikliğin giderilmesi yönünde bir çalışmamız var zaten ilçe kaymakamımızın başkanlığında. İnşallah iyi bir şekilde neticelenirse bu yavrularımızın da geliş gidişlerini de engellemiş olacağız. Kendi ilçemizde kalacak bu çocuklarımız. Kendi aileleri yanında yerleşmiş, okumuş olacaklar. Yerel yerleştirmede Anadolu Lisesi'nde 494 öğrenci, İmam Hatip Lisesi'ne 86 öğrencimiz, Anadolu Meslek Lisesi'ne 440 öğrenci, toplamda da 1023 öğrencimizi de yerleştirme sonucu yerleştirmişiz. Bu yıl sayılar kabarık gözüküyor. Niçin kabarık gözüküyor? Çünkü 60 aylık öğrencilerin alındığı yıl olarak bu yıla denk geldi. Onlar ancak şu anda 8'den mezun oldular. Ortalama olarak biz yaklaşık 850 civarındayız her eğitim kademesinde. Fakat toplamda yerleşme 1023'ü görüyoruz. O da bundan kaynaklanıyor. Sosyal kültürel faaliyetler anlamında çalışmalarımız oldu 2020 yılında, 2019-2020 yılında. Akıl ve zeka oyunları turnuvası çok geleneksel hala büründü ilçemizde ve hem ilçede hem de ilde derecelerimiz oldu. Hatta bizim Türkiye derecemiz var. Biliyorsunuz daha önceden bunu paylaşmıştık sizlerle. Türkiye derecesi yapan bir yavrumuz olmuş idi. Türkiye ikincisi olmuştu öyle hatırlıyorum. Akıl ve zeka oyunlarında. Bu çalışmaları yaptık. Evet, İl Milletim Müdürümüzün başlatmış olduğu kahveli saatler çalışması projesi çerçevesinde bir etkinliğimizi biz de yaptık ilçemiz olarak. Hem il milletim müdürümüz hem de il milletimde proje grubunda olan arkadaşlarımız velilerimize güzel bir sunum yaptılar. Güzel bir çalışma oldu.
Okul sporları, karşılaştırmaları yine bu konuda Gençlik Spor Müdürlüğümüze teşekkür etmek isterim. İlçeler arasında birinciliği sürekli takip eden ve birinci olan bir ilçeyiz. Hem ilçe Gençlik Spor Müdürlüğümüzün katkıları hem de okul müdürlerimizin okul sporlarına vermiş oldukları destekle okul sporları karşılaşmaları anlamında çok iyi bir noktadayız. Bunu hatta Sahil Park'ta belge töreninde hep beraber yaşadık. Artık belge vermekten herkes yorulmuştu. O kadar çok fazla çocuğumuz lisanslı spor yapmıştı. O anlamda iyi bir noktada olduğumuzu ifade edebiliriz okul sporları karşılaşmaları anlamında. Sağlam kafa, sağlam vücut için sağlıklı üretiyoruz, sağlıklı hazırlıyoruz, sağlıklı besleniyoruz. Kampanyamız vardı. Karadeniz Mesleki ve Anadolu Lisesi'nin İl Eğitim Müdürlüğü ile İşbirliği İş Sağlığı Güvenliği Birimi olarak yapmış olduğu bir çalışma olmuştu. İl Müdürümüz Fazilet Durmuş Hanım gelmişti programımıza. Onların da katkısıyla güzel bir etkinlik olmuştu. Yine mesleki ve teknik eğitim tanıtma yönetme çalışmalarımız rutin olarak yaptığımız çalışmalarda. Fakat bu çalışmayı biz ilçe olarak daha da büyüttük, renklendirdik. Şu anda yansıtılan ekranda da görebiliyoruz bu çalışmaları. Yapmış olduğumuz yıl içerisindeki programlardan bir tanesi. Piktes öğrencileri de geleceğe nefes oldu. Piktes projesi biliyorsunuz Suriyeli mülteci öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu kapsamında eğitimlerini alıyorlar. Bu çocuklarımızla beraber bir ağaç ve fidan dikim çalışmamız olmuştu. Hep beraber bu çalışmayı yaptık. Evet, önemli çalışmaların bir tanesi bu oldu. EBA destek noktaları. Şu anda zaman zaman geliyor. Hocam bizim evde internetimiz yok, tabletimiz yok, bilgisayarımız yok. İlk söylediğimiz söz şu oluyor onlara. Evet, en yakınınızdaki okula gidin, EBA destek noktamıza ulaşın. Oradan internete bağlanın, canlı dersinizi seyredin. İşte yansıda da görüyoruz. Değişik okullarda EBA destek noktaları oluşturduk. Şehit Ferhat Sözer ortaokulumuzdaki destek noktamız. Bu şekilde çocuklarımızdan interneti ve tableti veya bilgisayarı olmayan çocuklarımızın da canlı derslere, yüz yüze eğitime, uzaktan eğitime katılmaları anlamında bir imkan oluşturduk. Yine EBA destek otobüsü iki defa ilçemize geldi. Bu EBA destek otobüsümüzü interneti olmayan, tableti olmayan yerlere yönlendirdik. Gün içerisinde çocuklarımız internetten ve bilgisayardan istifade ettiler. Tabi salgın döneminde en önemli hususlardan bir tanesi hijyen kuralları idi. Hijyen çalışmaları ile ilgili tüm öğretmenlerimize ve personelimize hijyen eğitiminden geçirdik. Sadece onlarla değil, aynı zamanda şoförlerimize dahi salgın döneminde hijyen kurallarına ait kursu vererek onların da öğrencilerimizin için minibüs ortamlarının daha steril hale gelmesini sağladık. Evet, evde eğitici oyun etkinlikleri. Zübeyde Hanım Anaokulumuzun güzel bir çalışmasıydı bu. Salgın döneminde hijyen kuralları anlattık velilerimize. Bir kısım velimizi salgın koşullarına uygun olan okullar okulumuza getirerek orada verdik. Güzel bir çalışma oldu bu da. Evet, ilçe kaymakamımız Sayın Doktor Ahmet Naci Helvacı önderliğinde okullarımızda bir atılım başlatıldı. Kaymakamımız okullarımızı tek tek gezdi, ihtiyaçlarını dinledi. Bizler de notlar aldık. Bu eksiklerin giderilmesi ve tanınması anlamında bir çalışma başlattık. Çok önemli çalışmalarımızdan bir tanesi Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimyasal temizlik ürünleri üretim atölyesini açtık. Belki de şu anda tahmin ediyorum ki hemen hemen hiçbir meslek lisesinde olmayan dünya standartlarında Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörmüş olduğu fizik imkanlara sahip olan bir artık üretim atölyemiz var. Burada tabii sadece dezenfektan üretmiyoruz. Dezenfektanla beraber diğer kimyasallarımızla işte yüzey temizlik elemanından çamaşır suyuna, konsantre çamaşır suyundan efendim el dezenfektanına kadar, kolonyaya kadar bütün ürünleri çıkartabiliyoruz. Ben şöyle bir soru sormuştum kurum müdürümüze. Dedim ki bu üretim atölyemizde olmayan bir ürün, mesela şu anda üretmiyoruz. İhtiyaç olduğunda ne kadar zamanda üretiriz demiş idim, sormuştum. Dediler hocam bir haftada piyasaya sürebiliriz, çıkartabiliriz dediler. Bu gerçekten ilçemiz için çok güzel bir
imkan. Şu anda Sakarya'da hiçbir okulda yok. Dediğim gibi Türkiye'nin birçok okulunda olmayan, birçok standartları içerisinde barındıran bir üretim tesisimiz var artık. Bundan dolayı emeği geçen ve bu konuda bizi destekleyen başta kaymakamlığımız, belediyemiz, basınımız olmak üzere herkese ben teşekkürü bir borç bilirim. Yansıda da görüyoruz üretilmiş olan ürünler, temizlik ürünlerimiz. Türkiye'nin bütün bölgesine gitti. Tabii bizi üretim atölyesinin kurulması kadar salgın döneminde ülkenin ihtiyacı olan bu dezenfektanı çıkartıp da litresinin 40 liraya kadar satıldığı bir ortamda 4.25 artı KDV'ye satmış olmak bizi esas mutlu etti. Çünkü ülkenin bir ihtiyacını görmüş olduk. Piyasayı bir dengelemiş olduk. Bu yönüyle beraber de emeği geçen ben bütün öğretmenlerime huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. Sadece onda kalmadık tabii. Aynı zamanda da düşündük ki Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yani eski ismiyle Kız Meslek Lisemize ne yapabiliriz? Evet, maske üretebiliriz burada dedik. Çünkü burada eski ismiyle bilinen giyim üretim, yeni ismiyle moda tasarım alanımız var. Bu alanımızda da maske çalışması başlattık. İlk etapta makinemiz yoktu. Elle dikmeye çalıştı öğretmenlerimiz steril ortamlarda. Fakat tabii sayı çok düşük oluyordu. Bir çalışma başlattı kurum müdürlüğümüz ve ilçe milletim müdürlüğümüz. Ve hızlı bir şekilde makineyi temin ettik. Ve makineyle beraber çalışmaya başladık. Şu anda sayımız 1 milyona yaklaştı. 1 milyon adete yaklaştık. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu gramajda 3 kat steril maske kullanabiliyoruz. Yansıda da görebiliyoruz evet, üretmiş olduğumuz maskelerimizi. Ben hasreten özellikle bu konuda gayret gösteren, evde çocukları olmasına rağmen evini bırakıp çocuklarını bırakıp burada geç saatlere kadar maske dikip ülkenin maske ihtiyacını karşılayan öğretmenlerimize teşekkürü bir borç bilirim. O dönemde bütün imkanları seferber edip tehlikeli olmuş olmasına rağmen gelip saatlerce, günlerce aralıksız maske dikimine destek verdiler. Projeler konusuna geçecek olursak projelerde ilçe milletim müdürümüz olarak da bu yıl bir projeye başvurduk. Ve projemiz bu yıl kabul edildi. Ortaklarımız İtalya, Romanya, Bulgaristan, bu üç ortak. Proje sahibi olarak Türkiye biziz. Proje yöneticisi olarak da biziz. Erasmus Plus spor projesi kategorisinde korfbol oyunu ile kişiler arasında, eğitim arasında, cinsiyet arasındaki eşitliği, efendime söyleyeyim, insanların birbirlerine daha rahat yaklaşması, birbirlerini dışlamaması, ötelememesi anlamında bir ortam oluşturması anlamında bu oyunla bir uygun bir ortam sağlanması ve karşılıklı iletişim sağlanması anlamında bir proje başvurumuz olmuştu. Kabul edildi. 55 bin euroluk bir bütçeydi. Fakat şu anda salgından dolayı tabii ülkeler arası gidiş gidişler şu anda serbest olmadığı için, rahat olmadığı için şu anda bekliyoruz. Salgın şartları normal döndüğünde inşallah bu projemizi hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bununla beraber ilçemizde etnik kültürel paylaşım projemiz olmuştu. Yine Atatürk Anadolu Lisesi bu konuda yürüttüğü projelerle etnik olarak Sakarya'daki 13 okuldan bir okul oldu. Aynı zamanda bu etiketi aldı. Etnik projesi yürütme anlamında bir nitelikli bir okul haline gelmiş oldu. Etnik'te 44 ülke var. 44 ülkeden 38'i bizim okulumuzun yapmış olduğu projeye katıldı. Bu tarihi bir rekor. Etnik projeleri kapsamında bu kadar çok katılımlı proje olmadığını söyledi bize arkadaşlarımız. 44 ülkeden 38'i bizim okulumuzun yapmış olduğu proje ortak oldular. Bu da son derece güzel. Gelen belgelerinde arkadaşlarımıza bir tören eşliğinde takdim etmiştik. Evet, TÜBİTAK projeleri konusunda yine oldukça yüksek bir çizgisi olan bir ilçeyiz. Bu çizgimizi bu yılda koruduk çok şükür. TÜBİTAK projesinde Türkiye ikincisi olduk. Şehit Hüseyin İbrahim Babanoz Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimizin, işte Barış Örgen öğretmenimizin öncülüğünde iki öğrencimizle beraber yapılan proje
870 proje arasından önce bölgede dereceye girdi. Ardından Türkiye finallerine gitti ve Türkiye finallerinde de ikinci oldu. Bu hepimizin göğsünü kabarttı. Belgelerini İlçe Kaymakamımız kendilerine takdim etti. Öğrencilerimizi kabul etti kaymakamımız ve onları başarılarından dolayı tebrik etti. Güzel bir dereceydi. Dediğim gibi daha önceden de birinciliklerimizin olduğu, ikinciliklerimizin, üçüncülüklerimizin olduğu ilde en çok katılan bir ilçeydik. Bu durumumuzu bu yılda koruduk ve ilçemizi bu konuda çok güzel bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Tabii bu arada bir taraftan da arkadaşlar, yapım aşamasında olan okullarımız var, planlanan okullarımız var. Bu konuda da güzel haberlerimiz var. Yapım aşamasında olan iki okulumuz var. Yıkılan okullarımızın yerine, biliyorsunuz 3 tane okulumuzun yıkımı gerçekleşmişti hatırlarsanız. Bir eski lise binamız, bir İmam Hatip lisemiz, bir de Kurudere'deki ek binamız, eski binamız yıkılmıştı. Bunların yerine devletimiz okullar yapmaya başladı ve Sakarya'da 5 okul gündeme geldi. 5 okulun ikisi ilçemizde ayın 9'unda, yani Aralık'ın 9'unda okulumuzun ihalesi yapıldı TOKİ tarafından. Şu anda ihalenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Eğer herhangi bir aksilik çıkmazsa en kısa sürede inşaat işlemlerinin başlayacağını söyleyebiliriz. 24 derslikli temel eğitim okulumuz Eski Hastane bahçemizde, 16 derslik okulumuz da İmam Hatip Lisemizin bahçesine inşallah kurulacak ve öğrencilerimiz çok güzel bir imkana kavuşmuş olacaklar. Yine Karasu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi uzun zamandır gündemdeydi. Hep beraber takip ediyorduk okulumuzu. Yapımı tamamlandı 2020 içerisinde. Eğitim öğretime başladı. Şu anda öğrencilerle beraber güzel bir projesi, mimari projesi olan ve Sakarya'da başka örneği de bulunmayan güzel bir okulumuz. 3 alanla eğitime başladı biliyorsunuz. İnşallah yarın BMC olsun, Kibar Holding olsun, diğer sanayicilerimiz olsun geldiklerinde, yatırım yaptıklarında bu okulumuzla çok yakın bir diyalog gireceğiz. Yapacak olduğumuz bu işletmelerle, protokoller neticesinde buradan mezun olan çocuklarımızı direkt fabrikalarda işe başlatarak inşallah gençlerimize de bir imkan sunmuş olacağız. Salgın dönemi hepimiz için yeni ortamlar oluşturdu. Yeni bakış açıları kazandırdı. Uzaktan eğitim yoluyla da bazı eğitimleri verebileceğimizi daha net ortaya koydu. Biz de Karasu ilçesi olarak acaba ne yapabiliriz diye düşündük. Değişik programlar yapıyorduk fakat bunları okulların stüdyosu tabii yok. Okulların toplantı salonlarında, öğretmenler odasında yapmak zorunda kalıyorduk. Dedik ki bundan sonra bu durum geri gitmeyecek, ileri gidecek. Ve bu ihtiyaç bu ilçemizde hep var olacak. Dolayısıyla biz kendi ilçemize örnek bir stüdyo kuralım. Bir eğitim stüdyosu kuralım. Ve bu stüdyoda bütün uzaktan eğitim faaliyetlerimizi, seminerlerimizi, panellerimizi, tartışmalarımızı, öğrencilerimize aktaracak olduğumuz eğitimleri hep bu stüdyo üzerinden yapalım. Bununla ilgili bir çalışma başlattık şu anda. Bir okulumuzda bir büyük stüdyo, bir küçük stüdyo, bir de toplantı salonu. Okulumuzun bir koridoru var. O okulumuzun koridorunu, koridoru boştu. Olan malzemeleri de diğer yerlere aktararak o koridoru tamamen bağımsız bir hale getirdik. Şimdi ise bu okulumuzda dediğim gibi bir küçük stüdyo, bir büyük stüdyo, bir de toplantı salonu yaparak inşallah standartlar içerisinde barındıran bir stüdyo ile bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi öğrencilerimize Karasu çapında uzaktan eğitim faaliyetleri anlamında ne yapılacaksa bunları bu stüdyomuzda yaparak çocuklarımıza çok daha güzel bir ortam ve imkan kavuşturmayı planlıyoruz. Şu anda bunun çalışmasına başladık. Pekala hangi okulda? Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulumuzda hem merkezi bir okul olması, şehrin ortasında olması, hem de şu anda boş sınıf olarak en müsait okul olması hasebiyle bu okulumuzu seçtik. Diğer okullarımızda gerçekten de çok fazla bir doluluk söz konusu. İncelediğimizde bu okulumuzu sınıflarının boş olduğunu fark ettik ve bir koridorunu, bir kısmını buna ayırdık. Burada dediğim gibi inşallah bir büyük stüdyo, bir küçük stüdyo ve bir de toplantı salonu yaparak
Burada bütün eğitim öğretim faaliyetlerimizi, planlamalarımızı, çalışmalarımızı burada yapacağız. Bittiğinde inşallah sizlere burayı gezdireceğiz. Şu anda planlaması yapıldı. Bir iç mimar tarafından şu anda çizimi sağlanıyor. Bundan sonra da hızlı bir şekilde de kaynağını da temin ettik. İnşallah en kısa sürede tanınacak ve bunu da basında sizlere paylaşacağız. Evet, çevrimiçi etkinliklerimiz vardı salgın döneminde. Bunlardan kısaca bahsedebiliriz. Bir hoş anıda olması hasebiyle müzik dinletisinden başlayabiliriz. Güzel bir müzik dinletisi yaptık uzakta eğitim kapsamında. İşte burada stüdyoya ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunu fark edebildik. Burada görüyorsunuz yansıda. Gönül isterdi ki bunu yeni stüdyoda yapabilmiş oldum ama inşallah bundan sonra yine de çok güzel bir sunum oldu. Huzurlarınızda bu müzik sunumunu yapan öğretmenlerimize tekrar teşekkürü borç bilirim. Kendileri güzel bir sunum hazırladılar bizler için. Yine salgın döneminin farklı çalışmaların birisi eğitimde başarı öyküleri oldu. Eğitimde başarılı öyküleri kapsamında TÜBİTAK'ta çok güzel dereceler elde eden Barış hocamızı ağırladık. Avrupa Birliği projeleri kapsamında çok yoğun çalışan Elif hocamız var. Yuvalıdere Ortaokulu İngilizce öğretmenimiz. Hepimizin de tanıdığı kendisini. Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Bilişim Teknoloji öğretmenimiz Mehmet Çiftçi öğretmenimizi ağırladık aynı şekilde. Robotik çalışmalarda kendisini her zaman ön planda gördüğümüz, gece gündüz çalışmalarına şahitlik ettiğimiz bir öğretmenimizdir Mehmet Bey. Hem üniversiteler arası robot yarışmalarında birincilikleri, ikincilik, üçüncülükleri var. Hem de Milletin Bakanlığımızın açmış olduğu yarışmalar derece olan bir öğretmenimiz. Kendisini de bu başarıdan dolayı kutluyoruz. Yine uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında Milletin Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir anne baba ilişkisi, üçüncü ebeveyn anne baba ilişkisi ve çocuk üzerindeki etkisi kapsamında psikologumuz Özge Gökhan Kır hanımefendi ile bir söyleşimiz olmuştu. Uzaktan eğitim kapsamında yapmıştık. Bu da aynı şekilde velilerimize yönelik güzel katılımcı olan bir çalışma oldu. Yine uzaktan eğitim kapsamında ilçedeki ortaokul öğrencilerimize uzaktan trafik güvenliği eğitimi verdik. Yani bunu normalde rutinde okullarımıza veriyorduk. Fakat bu sefer biz bir ortam oluşturduk. İşte görüyorsunuz ortam oluşturmuş olduğumuz ortam böyle. Artık bir odadan döndük. Yani o yüzden stüdyoyu çok önemsiyoruz. Burada çocuklarımızın eğitimindeki televizyon karşısında, ekran karşısındaki görüntülerini görebiliyoruz. Yine salgın döneminin en önemli konusu temizlik. Temizlik konusunda da ne yapabiliriz'i tabii bakanlığımız bu konuda bir çalışma başlatmıştı. Biz de kendimiz başlatmıştık. Fakat bunu Türk Standartları Enstitüsü Kurumu ile beraber bir standarda bağlandı. Bu konuda bir işbirliği anlaşması yapıldı ve 246 soruluk bir soru listesi ve bunları belgelenmeleri yolunda okullara bir talimat verdik. Bu çalışmayı yapan okulumuz ben çalışmamı yaptım dedi. Daha sonra bağımsız bir kurul tarafından gelindi. Okullarımız denetlendi. Bu 246 konu gerçekten de sağlanıp sağlanmadığını tetkik etti. Ve şu anda bu konuda okulun temiz belgesi almayan hiçbir okulumuz yok. Bütün okullarımız şu anda TSE tarafından incelendi ve belgelendirmeye hak kazandı. Bu ilçemiz için gerçekten de çok güzel bir durum. Belge törenine ait fotoğraflarımızı yansıda görebiliyoruz. Evet, gözden kaçan değinmemiş olduğumuz bir konumuz kaldı. Ben onu değineyim. Kıymetli arkadaşlarım, yine salgın döneminde yapmış olduğumuz önemli çalışmanın bir tanesi de Karadeniz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin içerisine 3 katlı bir yemek üretim atölyesi kuruyoruz. Şu anda tamamlanmak üzere. Tamamlandığında bu atölyemiz günlük 1500 öğrencimize, taşımalı sistemde gelen 1500 öğrencimize yemek çıkartacağız buradan. Bakanlığımız zaten bunun parasını gönderiyor. Onda bir herhangi bir sıkıntımız yok. Biz dedik ki
Parayı bakanlığımız gönderiyor. Yiyenler de bizim çocuklarımız. Bunu yapabilecek olan da bir okulumuz var ve bir alanımız var. Niçin bunu kendimiz yapmayalım? Bu konuda bir çalışma başlattık ve bir sponsorumuz aracılığıyla kendilerine basınımız karşısında teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Sağ olsun bu binanın komple bitirilmesini üstlendi bir yatırımcımız İstanbul'da ikamet eden. Huzurunuza bir kere daha teşekkür ediyorum kendisine. İnşallah en kısa sürede kurdeleyi keseceğimizi ümit ediyorum. Bitmek üzere şu anda, tamamlamak üzere. Salgın dönemi bittiğinde de artık her gün 1500 öğrencimizin öğle yemeğini bu okulumuzdan çıkartacağız. Hatta bundan sonraki aşamalarda da sadece bizim kendi ilçemize değil, işte Kocaeli olur, Kaynarca olur, Ferizli olur, buraların da öğrencilerinin yemek ihalelerine girerek öğrencilerimize çok temiz ve hijyenik ortamlarda yemek hizmeti sunacağız. Bir taraftan bu hizmeti sunarken, bir taraftan da bizim kendi çocuklarımız bu pratiği yaparak, mutfak pratiğini yaparak kendine çok iyi hareket edeceklerini tahmin ediyoruz. 2020 yılına ait değerlendirmemiz kısaca bu şekilde. Ben bu konuda her türlü çalışmasında bize destek veren, başta ilçe kaymakamımız, sonra belediyemiz, sonra siz basınımız olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Bir ekip olduğumuzu inanıyorum ben ilçemizde. Bu ekipteki çalışmalarımız, her birimizin birbirimize olan desteği, ilçemize olan, eğitime olan bir destek olacaktır. Katkılarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ederim. Saygılar sunarım.